şöyle bir köpek mi alsak diyorum ya. Köpek mi? Nereden çıktı şimdi? Köpek öyle aklıma geldi, böyle K9 gibi ama. Ne bileyim, Doberman falan olabilir. Böyle ısırıp koparan, böyle koca koca dişleri olan hangisiydi? Direkt gidip kaplanalım bir tane. Niye öyle Doberman'la falan uğraşıyoruz ki? Olabilir, alanlar var. Ama aslanı nasıl besleyeceğiz? Niye canım, zor olmaz ki. Kaplan zaten o. Kaplan. Hem zaten çok fazla şans yok ki beslemek için. Ya seni yiyecek ya beni. Ay sen benimle dalga mı geçiyorsun? Vallahi gideyim alayım sana bir tane mısır çarşısından ha. Dalga geçiyorsun ya. Ben onun içinden korkuyorum ama Ozan. Neden korkuyorsun ya? Korkuyorum. Koca evde yaşıyoruz yani. Hırsızı var, hırsızı var. Kocaman evde yani. Köpeğimiz oduverse iki havlayacak. Biri girecek olsa ısıracak, mısıracak, bir şey yapacak. Sen hırsız için mi söylüyorsun? Evet. Korkma sevgilim, ben senin yanındayım ya. Hırsız sana bir şey yapabilir mi ya? Allah ben bunu ne zaman söyleyeceksin diye bekliyordum bebeğim ama yani. Aşkım merak etme, hırsız içeri falan giremez sevgilim. Bütün her yeri kapattım ben zaten. Doğru söylüyorsun, hırsız dediğin zaten. Kapalı kapılara niye girsin canım? Kilitleri açacak hali yok ya hırsızın. Annem sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya kızım korkmana gerek yok diyorum. Senin yanında ben varım ben. Allah Allah. Adanalıyım ben. Benim tersim pistir yani. Geleceği varsa hırsızın göreceği de var benden. Merak etme. Bir şey değil, bir şey değil. Kedidir o, kedi. Ben de ne zaman bu kadar saçmalayacaksın diye bekliyordum o zaman. Ne var, olamaz mı yani? Galiba kedi televizyonumuzu çalıyor Ozan'cığım. Ben hallederim, merak etme sen. Beni bırakma. Ne? Beni bırakma burada tek başıma. Ya korkmana gerek yok. Bir şey yok. Kedidir o, kedi. Gel. Kedidir o, kedi. Hayır, ben şeyden, sen korkma diye geldim buraya. Yalnız kalma diye. Bir şey görüyor musun? Yok, çok karanlık. Sen çok korkuyorum. Ben sana dedim gelme diye. Hırsızı var, hırsızı var. Daha saçmalayacağım mı acaba? Son nokta mı yoksa bu saçmalıkta? Geçti. Zeynep. Ozan. Aşkım. Korkuyorum. Sakın korktuğunu belli etme. Tamam, tutuyorum şu an korkumu. Aşkım istiyorsam şarkı mı söylesek acaba? Neden? Bizim evde olduğumuz anlar kaçar belki duyarsa. Ne söyleyelim? Ne bileyim, patlat bir tane anonim bir şey. Nasıl bir şey olabilir acaba? Pencere açıldı bir an olan üç top patladı. Pencere açıldı bir an olan hızlı da patladı. Bu tarafa doğru geliyor karanlıkta. Saldıracağız, başka yolu kalmadı. Üç deyince. Tamam. Üç. Kafasına ya. Hiç. Ulan seni adamdan koruyayım diyorum. Kendimi senden nasıl koruyacağımı bilmiyorum vallahi ya. Ay bebeğim. Ay elim ayağım gerçekten çok. Ulan nerede? Bağladım adamı. Ne? Ne yaptın? Bağladım işte orada. Kaçmasın niye diye bağlamadım. Bir deli kuvveti gel. Kaçmasın diye. Bir deli kuvvetiyle insan neler yapıyor. Bak adam. Bağlamışsın lan. Estağfurullah. Vallahi verdim. Benim ayaklarım titriyor. Bir şey söyleyeceğim. Hiç ses solu çıkıyor. Bunun ölmüş olmasın. Ölmüş mü? Ölmüş olamaz. Olmaz. Alt tarafı tabağıyla vuruverdik kafasına. Ama çok sert vurdun. Çok ama... Ama şişi verir. Bak ben de sana şey verdim, vuruverdim. Dur ben... Azıcık şişi... Bakayım ben, dur şimdi. Ne oldu? Bilmem. Kim
Şimdi hani öyle yaparlar ya, belki anlarım diye. Bakayım dedim öyle. Anlamadın mı? Ne yapacağız? Ne oluyor? Sinirlerim çok kötü bozuldu. Ne yapıyorsun sen? Tam yaşıyor ya. Nereden anladın? İlk yardım biliyorum herhalde ben. Allah! Ses çıktı, Allah'ım yaşıyor. Allah'ım yaşıyor, çok şükür yaşıyor. Ne oldu? Hani ilk yardımdan anlıyordun, sesinden anladım bakıyorum hanımefendi. Küçücük adını. Su. Ne? Su. Su dedi. Su istiyor galiba. Su. Ben getiririm. Ha? Ben getiririm. Kızım beni yalnız bırakma, ben de geleyim sana yardım edeyim Zeyno. Kızım korkma ya, korkma. Aradın mı polisi? Ne polisi? Ulan hırsız yakaladık ya, polisi arasana. Ha, ya adamın kafasını zaten sopayla vurduk. E vurduysak vurdu kızım, delirdin mi sen ya? Ara polisi artık. Ya bir dakika dur şimdi. Dur şimdi, adam zaten bize zarar verecek durumda değil ki. Baltık öyle, zavallıcık su istiyor. Zavallıcık mı? Saçmalıyorsun herhalde. O zavallı dediğin adam bizim televizyonumuzu çalıyordu kızım. Ama çalamadı. Bana bak. Sen hırsızı koruyor musun, bana mı öyle geliyor? Hayır. Benim sadece bir planım var. Plan mı, neymiş? Biz bu adamı polise verirsek, azıcık yatacak, ondan sonra çıkacak, hırs yapacak. Bence bir daha bizim evimize tekrar hırsızlar girecek. Niye? Hırs yapmış oluyor çünkü. Hırs yapacak. Ben diyorum ki, kendi yöntemlerimizle dersini verelim. Güzel, ben şuradan bıçağı verelim. Ulan ne yapıyorsun ya? Allah aşkına kime bu havan? Şiddet yok. Var kızım, var ya. Bırak kulaklarını keseyim, vereyim eline ya. Caka atıyorsun, kime atıyorsun acaba bu cakayı? Daha önce kaç kişinin kulağını kestin Ozan? Bu ilk olacak. Yıllardır bu anı bekliyorum, yemin ediyorum ben. Nerede bu cakayı? Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz şu anda mağdur durumda olanız. Bu durumumuzu korumamız lazım. Allah'ım. Evet, mağdur durumda olduğumuzu korumamız lazım. Ne yapacağız? Biz adamı korkutarak şey yapacağız. Bir daha hırsızlık yapmamaya ikna edeceğiz. Allah'ım. Nasıl yapacağız bunu peki? Sorguya çekeceğiz kendi yöntemimizi. Sorguya çekip neymiş, kimin nesiymiş, kim fesiymiş anlayacağız. Ondan sonrasına bakarız artık. İyi tamam peki. Bunu yaptığımıza inanamıyorum gerçi. Evet, ben de inanamıyorum. Ben inanıyorum. Şey yapma. Sen benim için bak, beni takip et. Tamam. Önden buyurun Zeynepçe. Tamam, beraber buyuralım. Gel. Al bakalım suyunu. Nasıl içecek? Aç ağzını. Ya bağırırsa? Evet, bizi ele verebilir. Tekrar bayıltalım, suyu öyle içirelim bence. Allah muhafaza. Karışma ya işimize. İşimize bir karışmasın sen. Her şey yorum yapıyor. Biz karar veririz. Hayır. Allah muhafaza. Bayıldı, bayılmışken, su içerken boğazına dizilir. Dizilse canım Allah Allah. Polis de sununca su içirirken gitti deriz. Ne yapalım? Ya öldürmeye çalışmıyoruz. Azıcık işkence yapıp bırakacağız Ozan. İşkence mi? Evet. Ne oldu? Korktun mu? Kalkıtırız işte böyle. Yanlış yemek yedin oğlum sen. Bitireceğiz seni. Kötü anıdan ne olacak artık? Çıkır valla şimdi. Çok kötü anlayın ne olacak? İçin. Suyu içirmeyelim. İçin ne? İçirmeyelim suyu. Ölsün susuzluktan. Gözünün önünde böyle boğazı kurusun, suyu yere dökelim. Yere falan dökemem Ozan'cığım. Ben temizliyorum sonra buraları. Ama sevgilim sen de yani kulaklarını kestirmiyorsun, suyu yere döktürmüyorsun. Nasıl eğitimini vereceğiz bunu? Nasıl toparlayacağız bunu? Biz için karşısına içelim. İşkence olsun işte. Doğru dedin ya valla. Çok sıkıldım ben korkudan. Ben şunu. Gördün mü sen ne kadar kötü davranıyoruz? Ne kadar kötü davranıyoruz? Suyunu bile vermedik işte. Allah kahretmesin. Gözü kaldı adamın. Gözü kaldı. Yukarı bak. Pişirme ulaşsın sana. Pislik gözü kaldı suda. Gözü kaldı suda. Hey hırsız. Sen bir kere önüne geldin evine. Her eve girmeye korkmuyor musun? Katili var, psikopatı var. Ha? Tehlikeden haberin yok mu senin? İyi söyledin Mike. Mike mı? Mark diyorum, isminiz şifreli olsun diye Mark demiyorum ya Ozan. Şimdi söyleyeyim benim ismi ya. Ama köşeye sıkıştırdın beni. Allah Allah, ne söyledim ya? Tamam, işimize konsantre olabilir miyiz lütfen? Olmayız hanımefendi, sen planlara sadık kalmıyorsun. İsim veriyorsun burada. Zaten o kadar uzak değil ki ismimize. Evimizi biliyor adam, kapıda yazıyor ismimiz yani. Tamam bırak beni, seninle tartışmayacağım ya. Ya benim ismini söylemeseydin bari. Benim ismi niye söylüyorsun? Ulan hırsız. Zerifi de ismini öğrendi, yemin ediyorum var ya. Sana az önce su içirmemiştik ya, şimdi kararımızı değiştirdik, sana çamaşır suyu içireceğiz. Saçmalama, neye içireceğiz? Adamın üstüne dökeceğiz herhalde. Nasıl ya? Üstüne dökeceğiz, o lekeye baktıkça bizi hatırlayacak, bir daha da hırsızlık yapmayacak işte. Saçmalama kızım ya, ağzına dökeceğiz dedik ya, tükürle dedik ya. Psikopat mıyız biz?
Saçmalama. Suçlu durumuna düşeceğiz o zaman. Ölür adam. Allah muhafaza. Allah! En hırsız için hala Allah muhafaza yazık diyorsun ya. Yazık. Ben açıyorum ağzını, ağzını içeri dökeceğiz. Hayır, ben üstüne dökeceğim. Hayır, ağzına içeri dökeceğim. Üstüne dökeceğim. Açtım ben. Hayatım... Ağzından dök diyor. Ne yapıyorsun? En sevdiğim pijamam. En sevdiğim pijamamın üstüne saçımı şuraya döktün Ozan. Tam bir şey olmaz canım. Getir dök şunu ağzının taşına. Ne beyaz olacak şimdi bu? Rahat dur gözüküyor. Batırdın yerleri. Adam dur benim ağzından içeri. Senin yüzünden yerleri batırdın. Terbiyesiz. En sevdiğim şeyin pislik ne hale geldi? Bitti kızım. Güzelim tişörtü. Diyorum valla. Çıkarım valla Allah aşkına. En sevdiğim pijamamın üstüne sıçtı. Pislik. Polisime vereceğiz artık, ne yapacaksak yapalım şu adamı. Ama diyorum ki ben. Şu herif kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş bir öğrenelim. Bir daha bizim eve girdiğinde kim olduğunu bilirsek tanırız herifi. Kimin yaptığını tamam, anlarız. Tamam o zaman. İyi polis kötü polis taktiği yapıyoruz. Sen iyi polisin, ben kötü polisim. Tamamdır. Ne? Ne? Hadi bakalım hırsız. Şimdi senin üzerinde, hiç kimsenin üzerine daha önce uygulamadığımız bir takım taktikler uygulayacağız. Sorgulama taktikleri. İyi polis, kötü polis. Ne söylüyorsun Ozan taktiğimizi? E sen de benim adımı söylüyorsun. Allah'ım, senin de bir sorgu yapılmıyor zaten. Tamam Zeynep, sen git o zaman, ben tek başıma yaparım sorguyu. Aç ağzını adamın. Ya bağırırsa? Bağırmaz artık zaten, bağırsa da sitedeyiz, duyulmaz. Açıyorum bak ha. Aç, nasıl sorgu yapacağız acaba adımın ağzını açmadan? Tamam. Bak bağır verirsen, buradan gidiveririm tamam, valla. Tamam. Açıyorum ağzını. Isır mı? Kuzum at gibi ya. Ağzına da çürük diş var, kokuyor. Aman! Öldürün beni gitsin ya. Öldüremeyiz. İşimiz gücümüz yok, seni mi öldüreceğiz? Ama öldürün beni ya. Şimdi polis yakalarsa ben hapishanelerde sürülürüm. Çoluk çocuk kim bakacak onlara? Konuşma, daha sorguya başlamadık. Ne sorgusu abi? Öldürün diyorum, bitsin işte ya. Kaç tane çocuğun var bakayım senin? Üç, ellerinden öpen. Allah bağışlasın. Sağ ol. Niye adam gibi çalışmıyorsun da el alemin hırsızlık yapıyorsun, evine giriyorsun? Utanmaz herif. Ben istemez miyim çalışmayı ama ilkokul mezunuyum. Kimse iş vermiyor, ne yapayım? Limon satsan pazarda çocuklarına para götürürsün. Püh! Ama limonun tanesi kaç para? Üç tane çocuğum okuyor, nasıl yetiştireyim ben limonu? O zaman bakamayacağınız kadar çocuk yapmayın. Yapmayın. Yazık değil mi o çocuklara? Yazık değil mi o bebelere? Ya başta iyiydi, çocuklar olmadan önce ben tekstil işiyle uğraşıyordum. Güzel de para kazanıyordum. Hadi ya. Sonra kriz. Biz de işte böyle haraba düştük. Hadi ya. Evet. Ben ister miyim hırsızlık yapmayı? Kim ister yani hırsızlık yapmayı? Haklı vallahi. Evet, kimse izinmez. Hadi ya. Ne yaptık? Polisi aramasa mıydık? Aradınız mı? Aradık tabii. Aradık tabii. Ne yapacaktık ya? Terbiyesiz. Soruyor bir de yüzsüz. Ben bittim ya. Adamın gözlerinden yaşlar akıyor. Adam ağlıyor. Hırsızlık yapmadan önce düşünecekti onu. Ağlasın, bana ne? Çoluk çocuk perişan sokaklarda kaldı. Çözelim mi? Tamam, çözelim. Çıkırıyor yani. Adam. Tamam hadi çöz. Valla tüküreceğim sana. Çok. Savaş şey. Böyle şeyler yapıyorsunuz. Pır. Allah'ım canım iliştim Allah'ım. Anlamaz. Girilir insan evine. Al kardeşim bunu koy oraya. Eyvallah abi, çok sağ ol. Aferin. Ha? Al kardeşim. Al kardeşim, bunları da kullanmıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ay. Bu iyiliğinizi hayatım boyunca unutmayacağım. Ne demek ya? Kim olsa aynı şeyi yapar? Yo. Ben sizin gibisini ilk kez görüyorum. Ay, bizi gibi. İyi geceler. Çocuklara dikkat et, olur mu? Hiç merak etme. Hayırlı hadi geceler. Bakalım. Hadi hayırlı geceler. Ne zor hayatlar var ya. Çok. Ben en çok çocukları üzüldüm. Ay azıcık çocuklar için okul harçlığı verseydik Ozan. İyi dedin ya vallahi. Dur ya adam, yetişirim ben olsun. Yetişirsin. Tamam ben de arkadan yetişirsin. Ozan bunu ben de. Kardeş. Hırkız. Sabah kız değil mi? Cüzdanım yok ya, Allah. Buraya koymuşsun lan. Dur ya, dur bir dakika, benim cüzdanımdan. Ne oldu? Yok, benim de cüzdanım yok. Lan yoksa? Allah kahretmesin, kaşı göz arasında aldı mı? Hay! Lan hırsız oğlu hırsız! Gel lan buraya! Dur! Eşek! Lan hırsız! Çocukların inşallah sınıfta kalsın inşallah! Hırsız vardı! Hırsız vardı! Zeynep neredesin? Zeynep! Ne oluyor ya? Niye gülüyorsun? Twitter'a bakıyorum aşkım ya. Ne var bu kadar komik olan Twitter'da? Senin yazdıklarını okuyorum vallahi Zeyno ya. Benim yazdıklarım ama. Benim yazdıklarıma mı gülüyorsun? Kızım o kadar komik ki yıkıp geçmişsin ortalığı ya. Be. Vallahi. Ne, ben mi yazmışım? O kadar komik mi yazmışım?
Ya ulan sabahtan beri en az 10 tanesini retweet yaptım ha. Saçma. Ne yazmışım? Oku birini. Ulan çok komik. Resmen şov yapmışsın ya bak. Şimdi. Şov mu yapmışım? Çok komik. Ne yapmışım? En yakın arkadaşım Eda o kadar koca göttü ki 80 inç televizyon önünden geçtiği zaman izlediğimiz dizinin 2 sezonu bitti. Ay kim yazdıysa Eda'yı tanıyan biri yazmayacağım ama vallahi ellerini sandım. Sen yazmışsın kızım. Ne? Ne? Sen yazmışsın tabii baksana işte. Ben mi? Ben yazmadım bunu. Kızım bak işte. Bak. Ben mi yazmışım? Ha. Ana. Ben yazmadım, bir yanlışlık var. Saçmalama kızım, işte senin hesabın bu. 300'de beğeni almış. Vallahi uyur yazar değilsen bunu ben yazmadım o zaman. Ne diyorsun Zeynep? Sen yazdıysan kim yazdı ya? Sen yazdıysan söyle, kızmayacağım. Saçmalama, ben nasıl yazayım? Ben senin şifreni bile bilmiyorum. Bir dakika ya. Bir dakika ben girip bir bakayım. Ozan. Hı. Şifremi kabul etmiyor bu. Şimdi yanlış yazdım peki. Panik yapmadan bir daha dene bakayım. Vallahi olmuyor Ozan. Sana kötü bir haberim var sevgilim. Ne olur tahmin ettiğim şey olmasın lütfen. Vallahi biri senin Twitter hesabını eline geçirdi. Nereden anladın? E kızım işte görmüyor musun? Şey dedin ya sen az önce bir tweet attım dedin. Tweet atmışsın işte demin. Ben yazmadım diyorsun o tweet'i. Yazmış da olabilirim ya, yazdın mı? Kızım bir tweet daha attı şimdi baksana. Ya poposundan bahsetmem yani. Yazmışsam elime sal. Ne? Bir tweet daha geldi. Ozan ne geldi? Ne demişim? Eğer sarışın kadınlar akıllarına gelen her değerli fikri dile getirebilselerdi dünya sessiz bir yer olurdu. Oo. Amanın! Polisi ara, bir şey yap! Polis çözülmezmiş kızım. Hacker bunlar. Bunları polis nasıl yetişemez? Nasıl giriyorlar acaba? Hacktirsinler gitsinler. Saçmalamasınlar. Saçmalamasınlar. Ben o kadar insanı toplayacağım diye canım çıktı. Saçmalamasınlar. Bir çözüm bulacağız bakalım. Adam aylarca uğraşıp zar zor edindiğim sosyal medya fenomen titrimi bir günde yerle bir etti. Bir günde yerle bir ediyor. Kızım sakin ol. Çok fazla abartıyorsun bu sosyal medya olayını ya. Allah sakin Allah. Olacağım ya. Adam arkadaşlarımla adamı bozacak yani. Beni örnek alan, takip eden on binlerce insanı saymıyorum bile Ozan. Şimdi hesabından bir mesaj çeker. Derdini öğrenirim. Senin hesabını da ele geçirmesin. Kızım benim hesabımı ele geçirmesi için NASA'dan terk olması lazım. Delirdin mi sen? Her koyun eti yenmez tamam öyle. Öyle hayatım, bir şifre tamam ya. Senin bilgisayardan dinleyecek durumda değilim. Yaz. Selam. Nasılsın? Ben Zeynep. Şifreni çaldığın kadın. Neden böyle bir şey yaptın? Sevgiler. Sevgiler mi? Manyak mısın kızım? Herif senin hesabını çaldı. Tamam ya. Birazcık uyumlu davranmak lazım. Belki o zaman yumuşar verir bana. Tamam. Hesabımı. Hı hı. Tamam yolluyorum. Tamamdır. Bekleyin bakalım. Dur şuradan bakalım. Evet. Aa cevap geldi. Oku oku. Sana ne, ben hesap vermem kızım, alırım. Canım istedi çaldım. Oha lan. Sana ne bir elim, sinirden elim ayağım titriyor. Tamam sakin ol. Sakin. Sinirden elim ayağım titriyor. Bir mesaj daha çekeceğim. Öldürürüm ben bunu. Tamam bir dur sakin. Ben bunu öldürürüm. Bir mesaj daha atacağız tamam, şimdi söyle ne yazayım. Ne demek sana ne? Bir dakika yavaş. Neydi? Ne demek sana ne güzel kardeşim? Hı hı. Hadi gel geri ver şu hesabımı da tatlıya bağlayalım şu olayı. Çok kafir oldu. Şu olayı tatlıya bağlayayım. Yaz öyle bir şey. Evet şuradan yolladım. Yuh kızım mesajla olmayacak bu iş. Bu herif bildiğin terbiyesiz, şuna bak ya. Ver bakayım ne demiş, okuyamıyorum. Havada bulut, sen bu hesabı unut. Teyze, sizin gibiler yüzünden internet alemi mesaj kaygıları da doldu zaten. Teyze mi? Mesaj kaygısı mı? Tamam, teyze mi? Tamam sakin ol. Belli ki teyze çocuk mi? İşte Zeynep uğraşma teyze işte. Teyze mi? Teyze senin anandır. Bana adresini ver. Adresini. Bana adresini ver, adresini. Oraya gelip senin ağzını burnunu dağıtacağım. O zaman görürsün sen mesaj kaygısını, terbiyesiz seni. Terbiyesiz. Bravo. Terbiyesiz. Mesajdan sonra şifreni geri almayı unut sen sevgilim. Ben sana delirtti söyleyeyim. Delirtti, çok ağır konuştun kızım. Bari adamın anasını karıştırmasaydın işe. Anasını karıştırdım değil mi? Anasını karıştıramayaydım, iyiydi.
ağır oldu biraz galiba. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Dua et herif gaza gelip senin diğer sosyal medya hesaplarını da ele geçirmesin. Of Ozan, ben bunu hiç düşünmedim. Niye engel olmadın bana bunu yazarken? Ne yapayım kızım, delirmiş gibi aldın elimden yazdın takır takır. Hayret bir şey ya. Of. Neyse tamam, Facebook şifremi değiştireceğim o zaman. Zeynep 1-2-3-4-5 mi? Bu mu yani senin Facebook şifren? Hayır tabii ki değil. 1-2-3-4 normalde, şaşırtma olsun diye 5 ekledim sonuna. Ulan böyle şifren olursa tabii hacklerler seni kızım. Şimdi internette banka kartlarım dahil her şeyim şifresi bu zaten. Hackleyecek olan hacklerdi şimdiye kadar. Zeynep 1-2-3-4 şaşırtmacı olsun diye 5. Vallahi bazen gizli sarışınsın falan diye düşünüyorum Zeynep. Aşkım ne yapıyorsun? Başka bir hesap açtım Ozan. Şu sosyal medya hırsızına başka biriymiş gibi sinsince yaklaşıp neyin peşinde olduğunu öğreneceğim. Sen hala onun peşinde misin ya? Ne yapayım? Binlerce takipçimi hırsızın ellerine mi bırakacağım? İpe sapa gelmez tweetleri yüzünden insanlar beni yanlış mı tanısın? Yapamam yani böyle bir şeyi. Adamın umurunda değil ki kızım ya. Ne yani? Ama Zeynep Hanım, takipçilerin sizi yanlış anlamasın, durun hesabınızı geri verin demesini bekliyorsan çok beklersin sevgilim. Kader kurbanı olmayı reddediyorum Ozancığım. Ya istediğin kadar reddet kızım. Adam senin adınla internette at koşturuyor lan. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım, sanki senin başına gelse anlayışla karşılayacaksın Ozan. Tamam tamam. Ne yaptın bakalım? Göster bakayım. Ne bu şimdi hesap? Hacker Lolita 69. Ne yapayım, bir şekilde ilgisini çekmem lazım. Yoksa neden cevap versin adam bana? Neymiş? İlgi alanları, sahilde yürüyüş, internette flört, hesap ele geçirme. Bu ne lan? Ya seksi bir hacker olduğumu ona inandıracağım. Sonra kendimi aşık edeceğim, hesabıma kavuşacağım işte. Belki o zaman geri alabilirim. Allah, şu uğraştığın şeye inanmakta güçlük çekiyorum sevgilim ya. Ne yazdın çocuğa? Şöyle yazdım. Selam. Otomatik güncellemelerden çok sıkıldım. Sen ne yapıyorsun? Bir çılgınlık yapıp birilerinin hesabını falan mı çalsak? Bu ne kızım? Bu ne biçim lan sapık internet reklamları gibi? Bu ne? Olta atıyorum ya. Kesin yalnız bir tip bu. De bu hesapla onu kafalayacaksın öyle mi? Ben internette 9 fanfetal gücündeyim hayatım. Ocağıma düşecek. Ben onu bir ele geçireceğim ki onun ruhunu ele geçireceğim. Ay ne oldu? Ne? Ay mesaj atacakken giriş sayfamı düştü. Ay giriş sayfasına düştü. Şifreyi soruyor. Ay şifremi kabul etmiyor. Kızım sen onun ruhunu ele geçirene kadar o senin hesabını ele geçirmiş. Yine hacklenmişsin. Ya yine mi ya? Bu sefer 4-3-2-1 yaptım halbüsü. Ay çıldırtacak bu çocuk beni. Ne gülüyorsun acaba? Ne bileyim, bir şey sen ister misin çek? Bütün kıskançlığın şimdi çıkıyor ortaya. Soğuk su ister misin soğuk su? Benim sosyal medya fenomeni olmama kıskanman şu anda çıkıyor yani. Ne yapıyorsun aşkım? Şüphesiz Zeynep Yıldırım olan yeni bir Twitter hesabı mı açtın yoksa? Çok komik. Yeni bir hesap açmadım ama dava açacağım. Öyle mi? Nasıl olacak o? Nasıl olacak? Gideceğim adliyeye. Hı. Cumhuriyet Başsavcılığına vereceğim şikayet dilekçemi. Sonra? Sonra yakalayacaklar hackerları. Birkaç ay hapis yatsınlar da görsünler bakalım. Akılları başlarına gelsin. Saçma sapan konuşma Allah'ını seversen Zeynep. Cumhuriyet Başsavcılığının işi gücü yok da senin Twitter şifrenle uğraşacak yani. Bu da bir çeşit hırsızlık. Peki ismini tanımadığın adamı nasıl şikayet edeceksin sevgilim? O hiç aklıma gelmedi. Ya aşkım sen bana bırak. Ben şimdi onun IP adresinden girer anasının kızlık soyadından çıkarım sevgilim. Sen merak etme. Vallahi içime fenalık geldi. Kızım bu internet mecrası senin gibi süt çocukları için biraz karmaşık bir şeydir. Ben şimdi onun icabına bakarım. Ya bilgisayarına şifre koymuş bu kız ya. Zeynep'ciğim şifren neydi? Sen daha benim bilgisayara giremedin. Bir de başkasına gireceksin kocabaş. Şifre mi kocabaş? Hayır sen. Vallahi Eda'cığım yani adam işte 100.000 takipçiyi görünce hemen hackleyivermiş. Seni de mesajlarımıza adını alıp böyle bir şey yazmış. Çok affedersin yani. Terbiyesiz kimlerle böyle mahcup duruma düşüyorum. Ben de mağdur oldum yani. Ben yazar mıyım? Arkadaşım öyle bir şey. Ay bir kere zaten doğru değil. Öyle bir şey olur mu?
Kusura bakma, özür dilerim. Çok affedersin yani, çok mağdur durumdayım ben. Tamam canım, öpüyorum, bay bay. Alınmış mı? Alınmış, aman Allah aşkına ona ne desen alınır zaten. Prenses, dünya onun etrafında dönüyor çünkü. Ya ne yapıyorsun sevgilim? Delirdin mi? Herkesi teker teker arayacak mısın sen ya? Arayacağım tabii ki. Herkes delirdiğimi düşünüyor. Ya saçmalama kızım. 100.000 kişiyi teker teker ararsan batarız ya. Allah Allah. Ya 100.000 kişiyi aramayacağım herhalde. Tanıdıklarımı arayacağım. O zaman Burak'ı da ekle listeye. Ay deme. Ona da mı? Vallahi. Ne yazmış? Zenginlik her derde çare olsaydı Burak paraları keline sürerdi yazmış. Vallahi doğru söylüyor çocuk. Yalan da değil yani. Bak bak bir de ne yazmış. Bak dinlesene şimdi. Etkili bir korunma yöntemi istiyorsanız sevgilinizle beraberken kocanızı düşünün. Ay bu biraz ağır olmuş ama. Ağır mı ağır olmuş yani. En az 250 tane retweet almış. Baksana şimdi. Ne diyorsun? Artıyor böyle retweetleri. Başka ne yazmış? Başka dur bak. Dur bu da çok komik. Ağı düşük külotlu çoraplarla lise bitirmiş bir nesilden CEO çıkmasını beklemek Japon balığına suni teneffüs yapmak gibidir. Aslında bir tarzı var yani. Hakikaten öyle. Bak bir şey söyleyeceğim Zeyno. Şaka maka. Bu herif senin takip sayını 150 bine çıkarmış. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Vallahi deli gibi yorumlar da alıyor herifin yazdıkta. Hakikaten vallahi bravo arkadaşım. Bu kadar kısa zamanda bu kadar takipçi topladı. Biz almasak mı hesabı? Bırakalım o yönetsin. Ha, ne bileyim bedavadan sosyal medya yöneticisi yani. Vallahi bence eğlenceli kırı bulmuşken hiç uğraşma derim sevgilim. Tarzı da var. Oha. Deli misin sen ya? Para bile kazanırsın yakında bundan sen. Başlarsın. Ozi, Twitter'ına bak. Yeni hesabıma ekledim seni. Öyle mi? Evet. Dur bakayım bir saniye. Agresif böcek. Evet. Sen misin bu? Evet, hem agresif hem de sevimliyim tarzında. Beğendin mi? Beğenmek mi? Bayıldım kız. Aynen sen işte. Tabii. Diyorum ki böyle madem hafif asabi olmak şey yapıyor, tutuyor. Ben de bundan sonra böyle yaparım. Yani dikkat çekiyor. Ben de bu hacker gibi davranıp yeni bir tahta oluşturabilirim yani kendime. Sen? Evet. Sen hacker gibi mi davranacaksın yani? Evet. Ya kızım sen romantizm, alışverişe, aforizma içerikli tweetlerden başka bir şey girmedin ki. Ama ne var Allah aşkına sinirlendiğim herhangi bir şey bulacağım. Üzerine komik bir kılıf uyduracağım. Onu yazacağım tamam işte. İyi hadi bakalım. Takip ediyorum seni. Evet ilk tweetimi atıyorum. Oku bakayım. Oha Zeynep bu ne be? Nasıl? İlk asabi ama komik tweetim. Manyak mısın kızım sen neresi komik bunun? Ya ne bileyim, duran trafikte sürekli kornaya basanları eleştiri niteliğinde yazdım, olmamış mı? Sonuna yazdığına bak, o kornalar hepinizin g***ye girsin yazmışsın kızım. Ama dobra olmak tutuyor. Ya saçmalama, ne dobrası ya? Allah Allah, bu dobralık değil ki, bu bildiğin düpedüz öküzlük. Dobra olmak tutuyor diyor ya, lafa bak. Bir dakika dur, şunu yazıyorum. Evet, bak bakayım. Memleket nere geyi sizce de çok eskimedi mi? Nereyse neresi? Sana ne koyayım? Oha! Oha! Sert mi olmuş? Ya kızım delirdin mi sen ya? Bunları yazan sen misin ya? Resmen içine salak bir liseli kız kaçmış gibisin sanki. Ama kendine iyi gel. Yaz, beceremiyorum o zaman. O zaman benim hesabımı geri alsaydın bütün bunlar başıma gelmeyecekti yani. Böyle yapmak zorunda kalmayacaktın. Allah'ım ya. Bir dakika hesap dedin aklıma geldi. Bu zamana kadar kimde hesabım olduysa bütün hesaplar girsin. Ama yeter Zeynep. Bipin de bu çıkardın ama ha. Ne? Neresine girsin o zaman? Bir yerine girsin istiyorum o hesap. Burnuna o hesap girsin. Onun bir yerine girsin istiyorum. Burnuna. Bitlemezler burnuna. Şahane bir formül buldum sevgilim. Ne formül buldun aşkım? Senin şu hackerlar tarafından şifren hacklenmesin diye muhteşem bir formül buldum. Ya madem böyle formül biliyordun niye daha önceden söylemedin? Sevgilim ben senin bütün şifrelerini Zeynep 1, 2, 3, 4 yaptığını nereden bileyim? Benim bütün şifrelerim Zeynep 1, 2, 3, 4, bazıları Zeynep 1, 2, 3, 4, 5. Vallahi bazen beni dala geçtiğini düşünüyorum. Sonra bu düşünce hemen kayboluyor. Aman kedi şifrelerinin ne olduğunu unutan adam bunları bana söylüyor. Sen beni dinleyeceğim mi dinlemeyeceğim mi? Ben dinleyeceğim evet. Şimdi dinle. Şimdi bazı sitelere girerken annenin kızlık soyadını sorarlar ya. Evet. Bir kere onu kesinlikle yazmıyorsun. Ne yazacağım? Canım herhangi bir şey. En sevdiğin hayvanın adını bile yazabilirsin. Öküz yazarım evet. Tamam. Şimdi bu en sevdiğin sayıyı alıp annenin kızlık soyadını yerine kullandığın o hayvanın yarısıyla toplayacaksın bunları. Nasıl yani?
Şimdi şöyle. Öküz kaç harfli? 4. 4. Yarısı? Ha 2. Diyelim ki en sevdiğin rakam da 35. Ha. Topladın. Ha, 37 bu mu? Olur mu? Olmaz. Şimdi bu 37'yi aldım. Evet. En sevdiğin ayakkabı markasının ilk 3 harfini bunun başına, son harfini de bunun sonuna ekleyeceksin. Onun başına da senin doğum günü tarihinin son 2 rakamını, sonuna da benim doğum günü tarihinin son 2 rakamını ekleyeceksin. Hadi bakalım bu şifreyi kırabiliyorlarsa kırsınlar bundan sonra. Evet aşkım, bu şifreyi hayatta kimse kıramaz. Yılların tecrübesi konuşuyor kızım burada herhalde. Evet, kimse kıramaz bunu çünkü ben bile bunu hatırlayamam yani, mümkün değil. Bravo yani, tebrik ediyorum seni. Ne düzgün, sana da yaranılmıyor ha. Yok, ben azmini takdir ettim. Aman lafa bak, azmini takdir etmişmiş. Annemin yarısını kime sokuyordum? Geç sen, geç dalgana, geç, ne sokması. Annenin şeyini alıp yarısını, rakamını öbürünün başıyla topladım. Ne yaptım? Kimin başıyla topluyordum aşkım? Dur. Söyle Allah aşkına. Bak baştan söyle şimdi. Öküz 4 harfli ya. Evet. Kelebekle öküz 4 harfli. Ama sen geç dalganı valla. Gene hacklesinler de gözüm. Ondan sonra ağlarsın odan diye. Maymun. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Of. Ya bu şirket vardı da. Büyük bir iş alacağız onlardan. Sürekli toplantıyı iptal edip duruyorlar. Vaz mı geçecekler ne? Geçmezler ya. Evet. Senin neyin var aşkım? Bilmiyorum, düşünüyorum işte. İşler pek iyi değil. Hastanede. Öyle işte. Pek sipariş veren olmuyor. Of. Bu dönemde geçer diyeceğim ama öyle. Geçecek, sonra tekrar geri gelecek. Gidecek, geri gelecek, gidecek, geri gelecek. Nasıl ya? Neyse, biz böyle bir hayat seçtik yani sonuçta. Bu hep böyle devam gidecek. Aa, neden öyle diyorsun? Aşkım, neden öyle diyorsun? Öyle değil ama. Ama ne kadar çok şükür. Gerçekten çok şükür yani. Para kazanabildiğimiz işlerimiz var. Kafamızı sokacağımız şahane bir evimiz var. Gezeceğimiz arabamız var. Ne Ay çok şükür. Zaten birlikteyiz ve sağlıklıyız. Daha başka ne mutluluk olur ya. Yani çok şükür diyeceğim ama aşkım işte gel, mutlu olabiliyorsan ol işte, hadi ol. Olalım ama olmalıyız. Nankörlük bu. Olmalıyız. Küçük şeyler artık büyük şeyler değil. Küçük şeylerden mutlu olmayı becermeliyiz. Küçük şeyler ne ya? Ne bileyim, küçücük böyle bir dokunmak işte. Küçücük bir dokunmak, küçücük bir öpüş böyle. Küçücük hediyeler, küçük şeyler. Ama Zeynep, Allah'ını seversen zaten kafam iyice dağınık. Pollyanna zırvalarıyla sen de iyice dağıtmadın. Pollyanna zırvalı değil bu. Bu değil, böyle yani bazen küçücük bir hareket, küçücük bir bakış çok büyük paralardan çok daha önemli oluyor. Bazen sevgilim. Ama bu bir şey de ifade etmez sevgilim. Beni bilirsin, ben mantıklı ve gerçekçi bir adamım. Ben öyle küçük şeylerle mutluluk olmayacağını bilirim ya sürekli. Oh Allah. Anlıyorsun, sıkıldım. Şey yap hadi. Şu konsolu kur da iki maç atalım seninle. Ne? Maç mı? Ha. Yenerim kızım seni ben. Ben yeni de yenmeyi öğrenirim. Azıcık geliştiririm kendimi. Vallahi mi diyorsun? Evet. Vallahi süper olur. Tamam hadi. Bize de söyle. Ne? Bize söyleyelim bir tane böyle büyük. Aşkım. Lan da buyum. Dur bak. Önce pizzaları söyleyeyim, sonra konsolu kuruyorum. Hadi. Niyelim kız be? Ay mantıklı. O kadar mantıklı. Beni bilirsin. Ben mantıklı ve gerçekçi bir adamım. Küçük şeyler beni mutlu etmez. Aklını alıveririm senin. Senin aklını alıveririm. Aşkım benim. Canım benim. Aşkım. Çok mutluyum ondan bir tane. Canım benim, ben de. Ne mutlu bize değil mi? Öyle vallahi sevgilim. Canım. Küçücük şeylerden mutlu olabiliyoruz. Nasıl yani? Canım benim ya. Az önce mesela. Küçücük şeylerden, kendimden örnek vereyim. Minnacık küçücük bir şeyle mutlu olabildim yani. Birçok kadının farkına bile varmayacak küçücük bir şeyle mutlu olabiliyorum. Nasıl ya, anlamadım. Canım benim. Az önce işte. Ne diyorsun kızım sen ya? Ne diyorum ya? Küçük müçük. Ayıp olmuyor mu biraz ya? Ama küçüktü. Küçüktü ve çok şirindi yani. Sempatikti. Helle helle. Şirin ve sempatikti, öyle mi? Evet. Aşkımsın doruklarındayken böyle çarşamba kırışıklıkları küçücük şirin bir kalp yapmış. Çok tatlıydı. Ha onu. Oo. Ya
işte küçücük şeylerle mutlu olabiliyorum ben. Vallahi senin için küçük ama benim için büyük bir mutluluk oldu sevgilim bu haber. Canım. Canım. Canım hoş geldin. Selim nasıl geçti günün? Çok iyi bir tanem. Sen nasılsın? Ay çok mutluyum ben biliyor musun? Çok mutlu olacağım bir şey yaşadım bugün. Allah daim etsin kız mutluluğunu vuracak yer bulamadım vallahi. Ay canım benim. Ne oldu? Niye mutlusun? Çok mutluyum. Böyle küçücük bir şey oldu ama beni o kadar mutlu etti ki. Hayırdır inşallah? Çok küçük ama gülmek yok. Tamam su gülmeyeceğim. Söyle bakayım ne oldu? 50 liralık alışveriş çeki kazandım. 50 liralık mı? Evet. Aa süpermiş kız. Evet. Her zaman böyle alışverişe gittiğim mağaza vardı ya oradan 50 liralık alışveriş bir şeyi kazandım. Valla? Evet. Aşkım bir şey söyleyeyim muhteşem haber. 50 lira 50 liradır kız. Tabii canım. Nasıl oldu? Mağazadan arayıp sana 50 liralık hediye çek kazandığını söylemedi. Yok canım öyle yaparlar mı? Ben mağazaya gittim. Hı? İşte. Orada verdiler. Ha. Ha öylesine verdiler yani. Ha öylesine verirler mi? Öylesine niye versinler? Gittim 500 liralık alışveriş yaptım. 50 liralık da hediye çeki kazandım. 500 lira mı? Evet ama o kadar mutluyum ki ben böyle küçük şeylerle mutlu olabiliyorum. Çok güzel sevgilim. Ben yani senin o küçük şeylerden mutlu olma benim büyük mutsuzluklarıma sebebiyet veriyor. Haberin var mı canım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne gülüyorsun? Ama küçük mutluluklar işte. Nasıl mutluluklar? Ne oldu? Ya demin atla bir adam gördüm böyle geçiyordu burada. Onları görünce böyle içim huzurla doldu ya. Ya sen de mi gördün o adamı? Ben de gördüm. Aa. Evet nasıl hoşuma gitti. Ama ben adam bile değil yani. Ben atı gördüğüm için mutlu oldum. O atı görmek bile beni o kadar mutlu etti ki Ozan. Küçücük mutluluk yani. Ya seninki küçük mutluluksa benim daha da küçük mutluluk. Ya ben... Ya aslında öyle atladığımı görmek değil. Ben onun böyle takkara 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 yürüyüşünden falan etkilendim. Yani atı kendisi bile değil yani. Değil zaten atın kendisi değil. Mesela ben kuyruğu mesela böyle sağa sola gitti ya. Hı? Böyle gerçekten sevinçten çığlık atasım geldi. Mutluluk küçük etkisi çok büyük. Ben bir şey söyleyeyim. Ben aslında yani atın nal izlerini gördüm. Yani... O bile değil yani. Nal izlerinden çocukluğuma gittim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben yani o kadar küçük bir şeyden mutlu oldum yani. At oraya şey oldu böyle bıraktı. Oraya o bokunun kokusu ne oldu biliyor musun? O tezek kokusu beni böyle delirtti yani. Tezek kokusundan yani mutlu oldum ya ben. Ya söyleme kızım. Seninkinden daha alakası? Küçük hiç alakası yok. Hiç de benimle daha. Sen bir kere adaya bir kere gittiğimizde faytora bindiğimizde burnunu tutarsın sen. Hayır tutmadım bu sefer tutmadım. Yalan söyleme tuttun işte. Ben senden daha küçük şeylerden mutlu oluyorum ben işte. Ben senden daha küçük şeylerden mutlu oluyorum. Ben bokundan mutlu oluyorum yani. İnatlaşma diyorum benimle. Bir kere sen şu an hiç mutlu değilsin. Mutlu olma ben at gördüğümde mutlu oluyorum. Öküz gördüğümde değil. Hemen git. Hemen de git zaten. Sesini geldin, hoş geldin. Şimdi bir tane. Sana layık değil ama. Çok teşekkür ederim. Hayırdır inşallah. Ne hayırdır ya? Allah Allah. Sevgilime çiçek almayacak mıyım yani? Olsun ama insan gene de şaşırıyor. Aa, buna şaşıracak ne var ya? Akşam pazarı çok ucuzdu alayım dedim. Anlaştı şimdi anlaştı. Sen de tabii senin küçük şeylerden mutlu olan bir kadınsın ya. Sevgilim mutlu olsun istedim. Tabii ben küçük... tabii ki öyleyim. Çok mutluyum yani şu anda. İnanamıyorum. Nasıl diyeyim bu şeyle... o kadar şey oldum ki... kelimelerle ifade edemem. Ne oldu kız? Mutlu oldum ki. Harbiden mi? Mutlu oldum harbiden. Hadi ya. Coşturdu bu aldığın şeyler, çiçekler... Beni gerçekten benden de aldı. Ve nasıl diyeyim sana? Yani bu zavallı hediyenle şımardım adeta. Şımardım yani gözlerini kapatıp bütün cimriliğine rağmen... gözü kapalı o kadına 5 lira, o çiçekçi kadına 5 lira verip bu sefil hediyenle beraber... beni dünyanın en mutlu kadını yaptın bebeğim. Ben bunları gideyim bir suya koyayım da kurtarırım inşallah. Tamam, çok geç. Neyse. Aa, yıllardır bu kadının benden istediği bu muymuş ya? Çok kolay bu. Aa, o kadar da kolay olamaz ya.
Yok abi işte çok mutlu oldum, çok mutlu oldum falan dedi. Şeyi sevdi. Böyle ama. Gerçi arada bir iki sefil zavallı falan da dedi ama. Bah, harbiden kafam karıştı ya. Mutlu oldum olmadı mı? Anlamadım ki ben. Çok mutluyum aşkım. Canım, ne oldu? Neden mutlusun? Bir şey olmadı ki. Aslında benim mutlu olmama sebebi zaten çok küçücük bir şey aslında. Küçücük mü? Neymiş o? Senin benim yanımda olman. Nasıl yani? Anlamadım. Ya işte bizim yan yana oluşumuz kadar küçük bir şey bile beni mutlu etmeye yetiyor sevgilim. Küçük bir şey mi yani Ozan? Yani. Yani yüzlerce aday arasından ben sadece sana aşık olduğum için seni seçiyorum. Beni seçiyorsun? Evet. 6 yıldır bir türlü evlenmemene rağmen senin yanındayım. Evet. 35 yaşındayım. Çocuğumun babası olmanı bir türlü kendini hazır hissetmemene rağmen seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bütün el alem ne der diye böyle hiç düşünmeden bütün söylenenlere kulaklarımı tıkayıp göğüs gerip senin yanında kalıyorum. Ya sen bunu ben söyle. Hayatımı, gençliğimi, her şeyimi sana alıyorum ve bu küçük bir şey öyle mi? Şimdi aşkım. Ya sus, öküz. Ya aşkım vallahi niyetim kötü değildi ya. Kaç kız da haklı aslında yani. Öküz. Durumları öyle pek iyi değil ama Allah'tan küçük mutluluklarla mutlu olabiliyoruz. Hmm. Ya pek iyi değil, biraz hafif kalıyor gerçi. Şu büyük bir firma vardı ya, iş alacaktık. Hmm. İptal oldu o iş. Ama olsun, bugün yolda yürürken böyle küçük bir köpek yavrusu gördüm. Mutlu oldum valla. Ay, kim mutlu olmaz onunla? Çok güzel. 50 kişilik bir pasta siparişim vardı. İptal oldu. Ne? Öyle oldu. Ama işte Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor değil mi? Şey, bir tane çocuk geldi. Hı. 50 kuruşu var. Böyle dedi, bir kurabiye var mı aldı? 50 kuruşa kurabiye olur mu dedi. Ben ona bir kocaman bir yaş pasta verdim. Nasıl mutlu oldu, nasıl yedi? Ben de onunla beraber nasıl mutlu oldum? Ama şimdi bununla mutlu olunmaz da. Neyle mutlu olun artık yani? Çok haklısın. Aa! Ben bugün asıl cüzdanı kaybettim. Aa, yapma. Tabii canım. Bir sürü para vardı içinde. Para, kredi kartları, hepsi gitti. Ama bir şey söyleyeyim. Gün batarken gökyüzünde öyle güzel bir böyle... Öyle güzel renk vardı. Renk cümbüşü hatta yani böyle. Ona bakınca unuttum her şeyi. Ay, ama çok mutlu oldum. Keşke tabii. Ben de bakabilseydim renk cümbüşüne. Keşke. Da vergi memuruyla uğraşıyordum o ara. Hesaplarda bir yanlışlık yapmışız da bayağı vergi borcu çıktı. Değil mi ya? Evet ama bir vergi memurunu, ceza koçanı... O kadar tatlı bir pembeydi ki Ozan. Kızım biz büyük mutluluklara alışmışız. Böyle küçük mutluluklar bizi keser mi be? Neymiş o? Ulan bizim birlikte olmamızdan daha büyük bir mutluluk var mı? Ya. Anasın öyle.